abidinin babası var bizde. Biz onu komşunun kedisiyle çiftleştirdik. 4 tane yavru oldu. Bunun üçünün kulağı dik, bir tanesi de kulağı kırık cins olarak. Yani sütten ayrıldıktan sonra biz aldık tabii yavruyu. Ve benimle sabah akşam motorda, arabada sürekli servislere geliyor. Omzumda tutuyorum, omzumda oturuyor. Onunla özdeşleştik, servislere beraber gidiyoruz. Müşteriler memnun, herkes bir sempati gösteriyor. Trafikte de aynı şekilde, motorda oturarak gidiyor. Yani artık bir bizim elemanımız gibi bir şey oldu. Beraber sürekli akşama kadar servis yapıyoruz. Seviyorlar. Gelen o motorun üstünde okşuyor, seviyor. Mahalleli bizi tanıyor zaten. 30 senedir burada esnafız. Mahallenin de hoşuna gidiyor. Yani kedi zararsız. Seveceğim bir hayvan. Tüpçü, sucu, marketçiyken şimdi kedimiz de olunca kedili tüpçü, sucu, marketçi oldu. Ve bundan da memnunuz. Herkes seviyor. Böyle bir durum ortaya çıktı. Motorla hızlı gidiyordum. Acele istemişti müşteri servisi. Ve belli bir limiti geçince arkamda oturduğu yerde bana pati vurmaya başladı. Hızımı azalttım. Bunu birkaç defa hızlı yaptım. Ve sürekli hızlandığımda patisiyle beni uyardı. Hızlı gitmemi engelledi. Yani bir nevi korudu bizi. Can dostu gibi bir şey, evet. Ben hayvanları çok severim. Benim kuşlarım da var, muhabbet kuşlarım da var. Hatta muhabbet kuşlarına da hiçbir şey yapmıyor, yanında duruyor. Hayvanları çok severim, kedi, köpek. O yüzden bununla da özdeşleştik iyice. Osman Bey bizim mahallemizin güler yüzlü esnafı, bakkalıdır. Alışverişimizi sürekli Osman Bey'den yapıyoruz. Bu yavrumuz da kedimizle de siparişlerimizi getirir. Osman abinin bu özel davranışları bizi çok takdir ediyoruz biz. Gerçekten takdire şayan bir hayvan sevgisi var. Bunların yanında kuşları falan da var, muhabbet kuşları. Osman abim gerçekten örnek alınacak bir hayvan severliği vardır. Ben de bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Çok